Evet. Çok iyi duyuyorum. Hoş geldin, iyi pazarlar. Her zaman olduğu gibi çok şıksın. Teşekkür ederim. Ben de öyle. Teşekkür ediyorum. Bugün pazar sabahı ve ben yüzünde ayrı bir mutluluk olduğunu düşünüyorum. Dün akşam Cenk Tosun'un paylaşımlarından sonra. Bilmiyorum haklı mıyım? Haklısın. Şöyle ki birkaç gün önce Beşiktaş yöneticisiyle bir konuşma yapmıştım. Hulk'un geldi gelecek diye konuşulduğu bir gündü. Bana Cenk Tosun'u sordu. Ben de o saniye tweet attım. Yani hepsini bırakın Cenk Tosun geliyor diye. Ben bu açıdan kendi adıma şanslıyım. Yani mutluyum gazeteci olarak. Bu bir. İkincisi, Cenk Beşiktaş'ta, hatta Eskişehir'de Sergen Hoca ile beraber çalışan, ondan sonra işte Eskişehir'de diyorum, şeyde Gaziantep'te Evet. Sergen Hoca ile çalışan, ondan sonra Beşiktaş'a gelen ve burada çıtasını çok yükseğe koyan bir oyuncu konumuna geldi. Şimdi Aboubakar, Larin, Gezal gibi alternatifsiz oyuncularla ilk yarı lider bitiren Beşiktaş, Cenk Tosun gibi Premier Lig görmüş bir oyuncuyu artık kadrosuna kattıysa daha güçlü ve hedefe daha emin adımlarla koşabilecek konumda demektir. Şunu Bu sorayım mı açıdan da hemen mutluyum. Turgay abi? Aboubakar ve Cenk Tosun'un o meşhur gol sevinci anları vardı ilk dönemlerinde birlikte oynadığı. Babel'le de yapıyorlardı, Evet, Aboubakar'la da Aboubakar'la yapıyorlardı. da yapıyorlardı. Aboubakar'la Cenk iyi bir ikili olmuştu. Hatta Cenk'i yukarıya taşıyan Aboubakar'ın da performansıydı aynı zamanda. Ve ikinci buluşmaları, senin bu ikinci buluşmadan beklentin neler? Şimdi Sergen Hoca'nın oyun sistemini dikkatli düşündüğümüzde Aboubakar'la Cenk'i her şekilde birlikte kullanabilir. Bazı maçlarda 4-4-2 oynadığında çift santrfor yapacaktır ama genellikle birini kanatta kullanacaktır. Bu muhtemelen Cenk Tosun olacaktır. Bazen de Aboubakar olacaktır. Yani Larin, Cenk Tosun, Aboubakar şeklinde üçlü bir forvet olacaktır. Ama ilk maçlar için söylüyorum. Gezal oyundan çıktığında Cenk Tosun girecek şeklinde olacaktır bu birliktelik. Ne zamana kadar? Cenk Tosun ısınana kadar. Dolayısıyla Beşiktaş'ta sevdiği bir ortam var, alıştığı bir ortam var. Onun birlikte oynadığı oyuncular var. Sadece Aboubakar değil, Atiba'sı var, Oğuzhan'ı var. Dolayısıyla hani evine döndü, yuvasına döndü Cenk Tosun. Yabancılık çekmeden direkt sanki hiç gitmemiş gibi oynayacaktır. Premier Lig görmüş, orada goller atmış, orada büyük bir tecrübe kazanmış bir Cenk Tosun'un için Süper Lig daha kolay olacaktır. Burada kendini bulup milli takımdaki şampiyonaya, milli takımın şampiyonasına çok daha iyi hazırlanacaktır bence. Tabii bir de özellikle belirttiğin gibi Turgay abi milli takım performansı için, milli takım için düşünecek olursak Cenk Tosun Everton'da forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Sürekli oynayacağı bir takıma gelmesi milli takım için de yüzümüzü güldürecek bir olay, gelişme olabilir Cenk Tosun açısından. Kesinlikle, çünkü maç eksiği dediğiniz şey antrenman eksiğine benzemez. Yani maç eksiği çok önemli bir şeydir. Sizin refleksleriniz, kas ezberiniz farklı boyuta gider. Oynamaya, yani işleyen demir pas tutmaz derler ya. Bu oyuncu, biz ne kadar milli takımı alsak bile orada sadece antrenman yapan bir Cenk Tosun, oynamayan bir Cenk Tosun birçok şey eksik olacaktır. En başta özgüveni. O nedenle tıpkı Gomez'in buradan Alman milli takımını tekrar dönmesi gibi Cenk Tosun zaten oynuyor ama eski Cenk gibi gidecektir Beşiktaş moraliyle beraber. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş diyorum bunu derken Galatasaray'ın transferlerine, Fenerbahçe'nin transferlerine, Trabzonspor'un transferlerine hepsini aynı şekilde kucak açıyoruz. Bu pandemi döneminde hani kulüpler batmışken imkansızlıklardan başkanları ağlarken böyle çok fazla transfer yapılması da dikkate değer. Bizim yöneticilerimize helal olsun diyorum. Her şekilde bir çözüm buluyorlar. Bu da bir başarı.
Peki hemen dönelim bu akşamki derbi ateşine, dev maç ateşine Turgay abi. Evet. Trabzonspor Beşiktaş'a konuk olacak. Özellikle Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor yapmış olduğu özellikle devre transferleri ki Bakasetas son olarak kadroya katıldı. Diğer tarafta liderliği dün akşam Fenerbahçe'ye kaptırmış olan ama geri almak isteyen Beşiktaş. Nasıl bir 90 dakika mücadelesi bekliyorsun bu akşam? Şimdi bu maçı önceden okumaya kalktığımızda birkaç şey var elimizde. Oyun sistemleri çok belirleyici. Çünkü iki tane teknik direktör takımı, iki tane hoca takımı var önümüzde. Önce Beşiktaş'tan başlayalım. Sağlam bir oyun sistemi olan, oyun gücünü rakibine kabul ettiren, o baskıyla rakip oyunun boyunu kısaltsa da uzatsa da ön tarafta baskı kuran ve ilk golü bulduktan sonra da vites yükselten bir Beşiktaş var. Yani ezberi artmış. Herkesin birbirine nerede ne yapacağını ezbere bilen bir Beşiktaş. Bu yine böyle olacaktır. İlk dakikadan itibaren sahaya kendi oyununu sergileyen ve rakibine kabul ettirmeye çalışan Beşiktaş olacaktır. Ön tarafta Larin, Abubakar gibi oyuncular hem kendi görevlerini yaparken hem de savunmaya katkı verecek baskıyı yapacaklardır. Geçelim Trabzonspor'a. Orada da bir teknik adam takımı var karşımızda. Bir defa takım savunmaları eski Trabzonspor'a göre çok daha iyi. Abdullah Avcı işin o tarafını çözdü. Son haftalara bakıyoruz. Giannini ve Ekuban iyi bir form yakaladılar. Ön tarafta da işler daha iyi gitmeye başladı. Yani çata çat, kıran kırana ve iyi bir futbol da bekliyorum. Hava Evet. da güzel. Biz derbilerde iyi futbol pek beklemeyiz ama ben Beşiktaş-Trabzon maçlarının çok iyi olduğunu hakikaten çok kez şahit oldum. Kötü maçta pek izlemedim. Gerçekten bu akşam çok iyi bir maç bizi bekliyor. Her sonucu açık, elbette Beşiktaş bir parça önde. Peki hemen Beşiktaş'ın sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'ini de hem sizinle hem de kıymetli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle paylaşalım Turgay abi. Kaleci Ersin'le başlamasını bekliyoruz. Siyah beyazlıların savunma dörtlüsü Rozier, Vida, Montero, Rıdvan'dan oluşacak. Josef de Souza orta alanda. Hemen önünde Gezal, Atiba, Mensah, Larin ve ileride Abubakar. O artık hep deriz ya bir takımın sahaya çıkmasını beklenen 11'ini bir çırpıda sayabiliyorsak eğer 30 oturmuş bir 11'i vardır ve bu şampiyonluk yarışı için çok önemlidir deriz. Beşiktaş'ta artık o günlerdeyiz. Evet. Burada Beşiktaş'ın bu oyun gücünü anlatırken şu 5 oyuncu çok öne çıkıyor. Yani Josef, Atiba, Mensah, Larin, Abubakar. Bunlar Gezal biraz daha o konuda pasif ama bu oyuncular rakip yarı sahada ve Beşiktaş'a karşı rakibin atak başlattığı bölgede yani orta sahada hakikaten çok ciddi bir üstünlük kuruyorlar. Rakip kim olursa olsun bütün derbilerde böyleydi. Yani ilk Trabzon maçında belki biraz farklıdır. Onun dışında Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir maçlarını Beşiktaş kazanırken bu oyuncular çok ön plana çıktı. Bugün yine Beşiktaş'ın gücünü yani deyim yerindeyse bu oyuncular Beşiktaş'ın tokadı diyelim yani. Rakibini sersemletti, yordu, şaşkınlığa uğrattı tokadı. O üçlü orada olduğu müddetçe Beşiktaş her maçı kazanmaya yakın bir takımdır. Ben Montero konusunda çok emin değilim. Akşam Sercan'ı dinledim. Montero dedi, sebebini çok hatırlamıyorum ne dediğini ama çünkü Giannini ve Ekuban'ı düşününce yani orada sanki daha tecrübeli bir isme ihtiyaç duyar Sergen Hoca gibi düşünüyorum ama Sercan araştırmıştır. Belki son antrenmanda öyle çıktığı için öyle demiştir. Yine de bence orada bir değişiklik olma ihtimali var. Çok teşekkür ediyoruz Turgay Demir. Kıymetli Ben teşekkür ederim. değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. İyi pazarlar diliyoruz bir kez İyi daha. pazarlar. Teşekkür ediyoruz Turgay Demir'e de ve Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim efendim. Galatasaray'ın üçüncü kez kiraladığı